Hoş geldiniz. Ben bir şey fark ettim. Benim son 35 videodur falan saçım ıslak. O da neden? O da hep böyle duş almamın sonrasına denk geliyor video çekmem. Bir de zaten ben kurutmuyorum. Islak saçımı topluyorum. Şeyimi izlemediyseniz, saçımı nasıl yapıyorum videomu izlemediyseniz onu izleyebilirsiniz. Öyle yani. Bugün soru cevap videosu yapıyoruz. Yine soru cevap part 2 bu. İlkini YouTube videoma ilk video olarak atmıştım. Ay çok zordu. İlk defa video editliyordum. Böyle 3 saat falan editlemekle uğraştım. Sonra bir de artı 2 saat falan paylaşmakla uğraştım. O video toplam 7 saatimi falan aldı. Değil mi anne? Bugün soruları ben okumuyorum. Annem bana söylüyor. O yüzden anneme soruyoruz şimdi. En çok sorulan soruyla başlıyorum. Yeni sezon ne zaman başlayacak? Bilmiyorum. Şimdi şöyle arkadaşlar. Yeni sezonun ne zaman yayınlanacağına kanal karar veriyor. Kanal da karar verdiği için bize de henüz böyle bilgi gelmedi ne zaman olacağına dair. O yüzden ya biz çekiyoruz ne zaman yayınlarlarsa artık. Takipte kalın. Takipte kalmaya devam edin. Biz yaklaşık Temmuz başından beri çekimleri yapıyoruz. Değil mi? 1 Temmuz'dan beri yapıyoruz. En çok sorulan ikinci soruya geçiyorum. Çağan'la, Leyla'yla, Tuana'yla, Deniz'le, Yağız'la videolar çeker misin? Şimdi şöyle, benim attığım hani TikTok olsun, TikTok hesabım kapandı. Bu da sorulardan bir tanesi bu arada. TikTok hesabına ne oldu, açılacak mı, açılmayacaksa yeni hesap açacak mısın? Dur, onu da cevaplayacağım, hazır mısınız? Öncelikle benim setten paylaştığım dans videoları olsun, TikTok videoları olsun, Reels videoları olsun, hepsi böyle çok spontane gelişiyor yani. Ne bileyim aklımıza şarkı takılmış oluyor. Diyoruz ki ah hadi bunu çekelim ya da işte ne bileyim birimiz bir şey izliyor oluyor. Ah hadi bunu çekelim çeksek mi falan gibisinden oluyor. Mesela geçen gün Tuana ile çektiğimiz dans videosunu bütün gün söyledik. Bütün gün böyle ağzımızda şu an telif yerim diye söyleyemiyorum. İşte onu bütün gün söyledik. Sonra işte dedik set çıkışında da şey yapalım. Nedir onu da çekelim. O yüzden bana video siparişi vermeyin lütfen. Tamamıyla spontane gelişiyor. TikTok hesabıma gelecek olursak da TikTok hesabım kapatıldı. Banlandı dendi. Bilmiyorum. Benim ne zaman böyle viral olan bir TikTok'um olsa biliyorsunuzdur belki şey bir tane video kaç 5,5 mu 6 milyon mu ne izlendi. Bayağı çok kişi izledi o videoyu. Ve bayağı da beğenisi vardı. Hesabın genel olarak bayağı beğenisi vardı. 2 milyona yakın. Kapattılar. Ban yedi hesap. Neden bilmiyorum. Şu an onu açmaya çalışıyorum ama açamazsam evet yeni bir hesap açacağım. Onu da umarım kapattırmazlar. Evet. Bir diğer soru. Set vlog çeker misin? Hayır. Maalesef bu sezon çekemiyoruz set vlog. Çünkü sette bir sürü özellikle bu sezon sürprizimiz var sizler için. Bu sürprizlerin de bozulmaması için set vlog çekemiyoruz. O yüzden bunu bizden özellikle rica ettiler. Evet. Öyle yani. tişörtünü gördük. Stranger Things izliyor musun? Ne zamandır izliyorsun? Son sezonu izledin mi soruları var. Evet. Son sezonu izledim. Son sezon çok güzeldi. Şimdi size spoiler olmasın diye söylemeyeceğim ama son sezon çok güzeldi. Çok güzel bağlamışlar. Özellikle birinci kısım, ikinci kısım 1 Temmuz'da çıktı zaten. Doğum günümde çıktı. İlk kısmı çok güzel bağlamışlar. Ve ben İlk çıktığı zamandan beri Stranger Things izliyorum. Hatta aslında taslaklarım da duruyordu. Hesabım silinmeseydi TikTok'a da atacaktım. İşte ilk sezon çıktığında nasıldım, ikinci sezon çıktığında nasıldım, üçüncü sezon çıktığında nasıldım, dördüncü sezon çıktığında nasıldım diye.
Eddie'yi de çok seviyorum bu arada. En sevdiğin karakteri soruyorlar, evet. Bu arada. En sevdiğim karakter Eddie ve Steve ikisi. Bir de şey Robin, bir de Max. Bir de şu, bir de bu. Ya dört tane var. Eddie, Robin, Max, Steve. Hepsi. Hatta şöyle bir Hellfire tişörtü. Wow, gördünüz mü? Yeni Eleven benim ya. Gerçekten. Nasılım? Vallahi çok seviyorum. Stranger Things bayılırım. Peki, yeni soru geliyor. Buyurun. İlkokul arkadaşlarınızla hala görüşüyor musunuz? Evet. Hatta bir tanesiyle buluşacaktık ama set olduğu için buluşamadım. O normalde Balıkesir'e taşındı. Biz 3. sınıftayken taşınmıştı. Her sene 15 tatillerde gelir buraya. Biz de buluşuruz. İşte bir tek pandemide bir yıl buluşamadık sanırım. Hatta geçen yıl da buluşmuştuk. Ama bu yıl geldi. Müsait günüm olmadı henüz. O yüzden buluşamadık. Ama görüşüyorum hala birkaç tanesiyle. Zaten bizim böyle 4 kişilik bir grubumuz vardı. Gerçi onlardan da bir kişiyle şu an görüşüyorum. Yani birkaçıyla görüşüyorum. Yaşını, boyunu, kilonu, kaçıncı sınıfa geçtiğini soruyorlar hala. Hani bunlara bir toplu cevap ver istersen. Yaşım 16. Artık onu nasıl diyebiliyorum. Yaşım 16. Boyum 1.72. Kilom 52 falan. Kilo aldım. 52 falan. 11. sınıfa geçtim. 11'e geçtim. Benim en son hatırladığım okul yılım 8 bu arada. 8'de böyle bir pandemiye girdik. Sonra şu an 11'im. Çok ilginç. Size de öyle oldu mu? Ya tabii ki okul yıllarımı hatırlıyorum. Derslerimi vesairelerimi hatırlıyorum da hani böyle 9'dum. Ay hayır, 8'dim. 11'im. Arası yok. Alisa, isminin anlamı nedir? İsmimin anlamı asil soydan gelen güzel kız. En büyük hayalin ne? Oyuncu olmak yurt dışında. Toz koparanda en sevdiğini çekmekten en çok keyif aldığın sahne? Yeni sezondan. O yüzden söyleyemiyorum. Kendine kimi örnek alıyorsun? Johnny Depp. K-pop dinliyor musun? Hangi grupları seviyorsun? Dinleyenler hakkında ne düşünüyorsun? K-pop ben şahsen müzik tarzı olarak sevmiyorum. Güzel dans ediyorlar. Ama çok benim dinlediğim müziklere hitap etmiyor. Ben daha çok metal, rock vesaire dinliyorum. Ama yani insanlar istediklerini dinleyebilir ya da sevebilirler. O yüzden... bu arada dinleyen çok arkadaşım var. Çok da tatlı insanlar. O yüzden herhangi bir ön yargım yok. Eminim bütün dinleyenler çok tatlı insanlardır. Evet, telefonum yine bana alanın yok dedi. Telefonu boşaltmam lazım. Neyse. Eminim dinleyen insanlar da çok tatlı insanlardır. Ama ben şahsen dinlemiyorum. Telefon numaranı sormuşlar Elisa'cığım. Yaşında kuzeni gelmiş birisinin acil kurtulmak için taktik istiyor. Tadını çıkarın. Yani kuzenleriniz bir kere 3 yaşında oluyor ve onlarla belki büyüyünce vakit, yani belki büyüyünce daha zevkli vakit geçireceksiniz ama o zaman da 3 yaşındaki halini özleyeceksiniz. O yüzden her ne kadar sıkılsanız da böyle artık olsanız da onunla daha fazla vakit geçirmeye çalışın derim ben. Tüm sorulara cevap verebilecek misin demiş birisi. İnşallah. Elimizden geleni yapıyoruz. Kardeşin var mı? Yok. Anne babadan ayrıldı mı? Evet. En sevdiğin renk? Bu kaçıncı soru? En sevdiğim renk biliyor musunuz?
Maviyi çok seviyorum. Ya bayağı seviyorum. Ama şu sıralar yeşile de bir şeyim var. Normalde en sevdiğim renk siyahla mavi ama şu sıralar bir yeşile de bir kayış var. Beni takip eder misin diyor birisi. Şöyle söyleyeyim. Fan hesaplarımı da şey yapıyorlar. Benim hesabım kapatıldı diziye ilk girdiğim zamanlarda. O yüzden fan hesaplarımı çok fazla takip edemiyorum. Şeyden dolayı sonra beni taklitçi diye hesabım kapatılıyor. O yüzden bütün fan hesaplarımı takip edemiyorum. Sadece birkaç tanesini biliyorum. Seni çok seviyorum, nasılsın, çok tatlısın, çok güzelsin diyenler var. Onlara da bir toplu cevap ver istersen. Ben de sizleri çok seviyorum. Çok teşekkür ederim. Böyle düşünmeniz beni çok mutlu ediyor. İyiyim. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Yorumlara yazabilirsiniz. Zeynep diziden ayrıldı mı? Evet. Zeynep diziden ayrıldı. Bu sezon olmayacak aramızda. Ama bu Zeynep'i sevmediğim anlamına gelmiyor. Hala yakın bir arkadaşım. Ay annem çok yükleniyor. Set nasıl gidiyor diye sormuşlar. Set iyi gidiyor, takılıyoruz öyle. Bakın buralardan spoiler yakalayabileceğinizi zannettiniz değil mi? Hayır. Elif Hanım ne diyordu? Ser veririm, spoiler vermem. Ser veririm, spoiler vermem. Sette gülmekten çekemediğiniz bir sahne oldu mu? Ben sahnelerin bir tanesinde yanlışlıkla yanlış yerde dedim. Ona bayağı güldük. Ya bayağı güldük. Başka birinin yakını alınıyordu. Yakın demek de şey hani tekli gördüğünüz kareler var ya onlara yakın deniyor. Başka birinin yakını alınıyordu. Ben bir an yanlış yerde böyle yaptım. Ona çok gülmüştük. Bu da kaç 2 gün önce falan oluyor. Baleye ne zaman başladın sorusu var. Bir de pointlerini kaç yıldır biliyorsun? Şimdi baleye 4 yaşında falan başladım. İlk günümü anlatayım size. Hazır mısınız? Ya ben çok bir şeyler anlatıyorum da aklıma geliyor. Sonra içimde kalmasın diye anlatıyorum. Anlatıyorum. İşte benim ilk günümde ben işte küçücük bir şey. Bütün sınıftaki o bale sınıfındaki bütün kızların da şeyi var. Mayosu var, tamam mı? Şey böyle forma gibi. Pembe. Şu kadar eteği olan bir mayo, tamam mı? Herkesin ondan var ama ben tight tişört gitmişim derse. Bir ağladım. Ama derdim annemden ayrılmak ya da işte hani küçük çocuklar annelerinden ayrılıyorlar vesaire diye ağlarlar ya. Hani işte annemden ayrı durmak çünkü annem biliyorum kapının dışında beni bekliyor yani. İşte annemden ayrılmak, ne bileyim diğer kızlardan korkmak, işte baleden korkmak vesaire değildi. Hani baleye gitmek için çok istekliydim. Ama benim formam yok, mayom yok diye ağlamıştım. Ve işte o zamanki bale hocam, Zerrin hocam beni sakinleştirmişti. Ve İşte derse almıştı. Birlikte ders yapmıştık. Çok güzel bir gündü. Sonra zaten sonraki derse kadar sanırım gelmiştim ayağım değil mi? Almıştık. O zamandan beri bale yapıyorum. Zerrin Hoca zaten beni baleye ısıtan, bale yapmamı sağlayan insan. O yüzden çok teşekkür ediyorum ona. Zerrin Hocam bunu izliyorsanız da bir arada kahve içmeye geleceğim. Söz verdim çünkü. Şey soruları var işte en sevdiğin ders işte en sevdiğin yemek vesaire bu tür soruların cevapları için ilk videoma inebilirsiniz. İlk videomda var hepsi. İlk soru cevap. Evet, o yüzden daha önce sorulmamış soruları bulmaya çalışıyorum sormak için sana. Hayattaki en değer verdiğin kişi kim? Annem. Kurban olur annesi. Saçını kısa yapmayı hiç düşündün mü? Evet. O kadar çok istiyorum ki saçımı kısa kestirmeyi. Ya, o kadar çok istiyorum ki hayatımda başka bir şeyi bu kadar çok istememiştim biliyor musunuz?
O kadar çok istiyorum ki hani, ve hani kısadan kastım şöyle şurada kesmek falan değil. Şurada kessem fena olmaz aslında. Hatta şurada katlarım var, bakın saçım kalanın arkaya atayım. Zaten kısa gibi gözüküyor saçım. Benim derdim erkek gibi şu kısalıkta saçımın, şu kısalıkta saçımın olması. O kadar çok istiyorum ki yani anlatamam ve ben bunu birkaç yıldır istiyorum ve annem asla buna izin vermiyor. Nedeni de bu dizi sektöründe olma. Ama bir şey diyeceğim, size de soracağım. Dizi sektöründe kısa saçlı kadınlar yok mu? Var. Uzun saçtan rolü gereği. Ya alan açıyorum. 5 dakika sonra geri bana alanım bitti. Neyse. Açıklamaya devam. Çünkü eğer kısa saçlı bir karakter canlandırman gerekiyorsa uzun saçtan kısa saça geçebilirsin. Ama saçların kısayken uzun saçlı bir karakter canlandırman gerekirse bunun dönüşü çok zor. O yüzden uzun saçlı olup her türlü karakterin saçına bürünebilmek, renk, boy kesinlikle daha kolay. Postiş diye bir şey var. Peruk diye bir şey var. Anneciğim. Teknoloji ilerledi. Anneciğim. Yeni sorumuz şöyle. Arap takipçilerimizden bir soru var. Arapları seviyor musun? Dünyanın birçok yerinden bir sürü takipçimiz var. O yüzden tabii ki de hepsini seviyorum. Hepsi çok değerli. En sevdiğin hayvan? Köpek. Evet. Bu video sorular hep birinci videoda mevcut. O yüzden mümkün olduğunu sorumluluklarından sormaya çalışıyorum. Bunu söylerken de annem şöyle bak. Bu yüzden mümkün olmuyorum ama niye baş parmağıyla yapıyor bilmiyorum. Sorulara bakıyor bir yandan. Ama niye bir şey yaptığını bilmiyorum. Ama ilk videoya gidebilirsiniz. Ama şu ilk videoya gidebilirsiniz. Ya. Hala devam ediyor. Siz hiç telefonu böyle kullandınız mı? Şu ne? Setiniz nerede? Nerede çekim yapıyorsunuz? Gelebilir miyiz? Sorular var. İstanbul'un biz çeşitli semtlerinde böyle yer yer çekiyoruz. Hani çok değişiyor ama sizlere maalesef söyleyemiyorum ben onu. O yüzden. En sevdiğin anime? Jujutsu Kaisen. Ama şeyi izlemem lazım. Jojo'yu izlemem lazım. Deniz de izle diyor. Deniz bir de Demon Slayer'ı izle diyor. Ben şu anda manga olarak şeyi okuyorum. Tokyo Ghoul'ü okuyorum. Tokyo Ghoul'ü okuyun bu arada. Çok güzel bir manga. Ha, evet, öneri olarak istemişlerdi. Manga olarak Tokyo Ghoul okuyabilirsiniz. Bakayım. Bir dakika. Şey, ortalığı yıktım biraz, kusura bakmayın. Tokyo Ghoul, bunu okumanız gereken bir manga. Ben çok seviyorum bu arada. Bu birinci kitabı da, bunun arkasında bir şeyler olmuş. Bu birinci kitabı. Devamını da okuyun. İnternette de bulabilirsiniz. Bir de Hunter x Hunter'ı da izleyebilirsiniz. O da çok güzel. Hatta Batuhan Koç da çok seviyor onu. Biz onun hakkında bayağı muhabbet ettik. Bakın annem şey bulana kadar size kalp çizdim. Tostopay İskender'de olmasaydın hangi dizide oynamak isterdin? Stranger. Stranger Things daha Türk dizisi bilmiyorum mesela. Ama Birce ablanın oynadığı var ya bir tane. Mezarlık mı? Öyle bir mezarlık. Şey. Onu izlemek istiyorum. Onu da oynamak isteyebilirdim. Birce ablayı çok seviyorum bu arada. Çok tatlı bir abla. Onunla da aynı dizide oynamıştık. Şey, Evli ve Öfkeli'den. Alice kombinlerin harika. Bayılıyorum. Kombin videosu gönderin. Bir şey olmak olmuştur. Kombin videosu gelir bu arada. Alisa, lütfen bir şeyleri yere düşürmekten vazgeçebilir misin diye sormuş birisi. Cidden sormuş mu, sen mi salladın? Hayır. Bakın Spider-Man. Hadi yorumlara yazmanızı bekliyorum. Bu hangi Spider-Man'in kostümü? Bir tane siyah Spider-Man kostümü var. O da şeydekinin işte, yazın.
Yazdınız mı? Tamam. Dizideki rolün değişecek mi? Bu spoiler'a girer ama sen bilirsin. Bunu söylemiyorum. Hayatım bir kitap olsa adını ne koyardın? Alisa. Çok yaratıcı oldu değil mi? Bayağı. Ama Alisa koyardım yani. Aa, bir şey diyeceğim. Talisa diye bir manga var biliyor musunuz? Deniz bana alacaktı. Almadı sonra. Buradan Nur selam der misin? Nur selam. Selam o, canım. O videodaki gerçekten annen miydi? Evet. Gelsene. Aa, şu an gelemem. Kendisi gelmeyi reddediyor şu an. Eğer isterseniz annemle bir YouTube videosu çektim. İsterseniz paylaşabilirim. Yorumlara yazmanız yeterli. Deyin ki anne video. Ben de paylaşayım. Değil mi? Tamam. Spoiler. Sorulardan bir tanesi sette en iyi anlaştığın kişi kim? Spesifik olarak biriyle şöyle anlaşıyorum diyebileceğim biri yok. Herkesle ayrı ayrı şeyler paylaşıyorum. Mesela Tuana'yla genelde TikTok hakkında konuşmayı, işte trendleri konuşmayı, video çekmeyi seviyorum. Deniz'le genelde anime ve manga konuşmayı seviyorum. Ki Deniz genelde sürekli şaka yapan bir insan. Bizi güldürüyor o yüzden. Onun dışında Alperen'le genelde şeyler hakkında konuşuyoruz, dersler hakkında konuşuyoruz. Tiyatro dersleri sizin okulda nasıl, bizim okulda nasıl vesaire. Onunla da bayağı eğleniyoruz. Onun dışında Yağız'la genelde drill şarkıları konuşuyoruz. Hatta arada karavanda açıp bayağı zıplıyoruz. O yüzden bizi birazcık... Evet, karavan böyle böyle doing zıplıyor. Evet. İşte Yağız'la öyle... drill şarkı dinlemeyi seviyoruz. Onun dışında Leyla'yla genelde daha böyle sakin muhabbet ediyoruz. Genelde ama hayvanlar hakkında konuşuyoruz. Mesela geçen gün sete şeyi getirdi. Louis'i getirdi. Gerçi çok bizim karavanda kalmadı ama böyle yapmak lazım. Onun dışında sözümü kesmezsen çok mutlu olacağım. Onun dışında işte Çağan'la mesela, Çağan'la uğraşmayı çok seviyorum. O da benimle uğraşıyor çünkü. Onun baya böyle uğraşmayla ilgili bir şey var. Böyle gidiyor herkese satışıyor. Ama şey anlamda değil, hani şakalaşıyoruz falan. Öyle. Arada Batuhan Koç geliyor. Onunla da baya şakalaşıyoruz. Herkesle paylaşımlarım farklı farklı yani. Aynen. Aa, bakın geçen gün Batuhan Koç'la bir şey tartışıyorduk. Sizce Harry Potter mı yoksa Yüzüklerin Efendisi mi? Harry Potter. Nasıl bu kadar zayıf kalabiliyorsun? Yediklerini içtiklerine dikkat ediyor musun? Spor yapıyor musun? Hayır. Ben aslında o kadar çok yiyorum ki. Ya ben sıkıldıkça yemek yiyorum aslında. Genetik. Bu çok iyi bir şey değil. Aynen, genetik. Annem de mesela ipince. Ben çok ipinci olmasam da inceyim yani. O yüzden öyle yani, gene çok bir şey yapmıyorum. Oyunculukta devam edecek olursan dizi seçme imkanın olursa komedi mi gerilim mi seçersin? Ay. Ben trajikomik bir hikaye yok. İkisi de olabilir ya, fark etmez çok. Hikayeye bağlı. Yani türünden çok hikayeyi, hangisinin hikayesini daha çok beğenirsem onu seçerim muhtemelen. O zaman annemin yaklaşık şu şekilde bir soru bulmasına bir son vereyim. Sorduğunuz birçok sorunun zaten cevabı ilk videomda vardı. Aynı sorulardan da soranlar olmuş. Ama onları ilk videomdan izleyebilirsiniz. Muhtemelen video sonunda şuraya ya da şuraya ya da şuradaki linke koyabilirim. Bu tarafta mı oluyor? Bu tarafta oluyor. Oraya koyabilirim. Umarım benim hakkımda öğrenmek istediğiniz şeyleri öğrenmişsinizdir. Umarım videoyu izlerken eğlenmişsinizdir. O zaman hoşça kalın. Bir soru daha, bir saniye. Bu soru kimin sorduğunu tahmin edebilirsin. Odamı topladın mı? Sen yazdın değil mi? Hayır. Melike abla yazdı. Evet.
Topladım. Ama süpürmem lazım. Evet. O zaman bay bay. Şunlar da düştü ya. Geri yapıştıracağım. Neyse. Bay bay. Seviyorum sizi.